Selamünaleyküm arkadaşlar. Size çok bal almanın tekniklerini anlatayım ve kovanlardaki iyi kötüyü ayırt ettireyim. Bak şimdi, bu kovanlar niye böyle burada tekliler? Kata çıkmamışlar. Yukarı doğru, güçlülere doğru gidiyoruz. Bunlar yavru çuranlar, şunlar da katlılar. Şöyle bakıyorsunuz, katlıların zaten nüfusu da belli, çalışanları da belli. Görüyorsun, hep yavru çürüyorlar. Bayağı bir yoğunluk var. Bunlar yavru çürüyor, katlılar. Neden bunlar tekli, bunlar katlı? Şimdi Nisan'dan itibaren arkadaşlar, kovanlardan güçlülerini buradan, güçlülerini taşıdım buraya. Tesadüf olmadı yani, bunlar burada güçlüler, burada zayıflar diye değil. Güçlülerini kaldırdım buraya. Burada çünkü prensibim şu. Bunları da birleştireceğim. Bu 4'ten 2 yapacağım. Kalan ikisini destek olarak bölmelere ayıracağım Haziran'da. Bunlar güçlüleri yan yana koydum. Bala yatırdım. Şu zayıfları ne yapacağım? Bunlar yürümeyenler. Şimdi size daha şöyle anlayacağınız şekilde pratik bir bilgi vereyim. Ana arı çok önemli kovan gelişimlerinde. Sırplar bir araştırma yapmışlar. 100 koloni üzerinde. 100 kolonide diyor, aynı damızlık anadan, aynı ortam şartlarında üretilen analarla 100 tane bölme yapıldı. Ve eşit kuvvetle bu 100 bölme kışa sokuldu. Bahara eşit çıktılar bunlar. Bu 100 bölme arıdan tecrit bir ortamda, eşit şartlarda ölçüm yapıldı. Bunlardan diyor mesela 20 tanesi, 30 tanesi kata çıktı. 3 kat oldu. 20-30 tanesi 2 kat oldu. Geriye 20-30 tanesi tek kat oldu. Belki 5-10 tanesi söndü. Bunun sebebi diyor ana arılarla alakalı. Yani aynı damızlıktan alsan da, aynı üretim şartlarında alsan da ana arılarının bazıları yürüyor gidiyor, bazıları yürümüyor. Şimdi ana arı akademisyenlerimiz diyor her yıl değiştirin. Ben de diyorum ki her yıl değil, üçüncü yıl değiştirin. İkinci yıl en verimli zamanı anarım. Ben kendi gözlemlerimi söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Haset arıcı arkadaşlarımız var. Çekemedikleri için ben bilimsel konuşmaya çalışıyorum. Onlar da diyorlar şey, hangi bilim? Kanıt göster lan, elimde dosyayla mı her aradığı, araştırdığım, her ortaya koyduğum şeyler elimde belgesini mi tutayım? Klasör klasör bilgi mi gezdireyim? Bilim benim. Benim arkadaş, ben de bilimim. Hadi ben de yılların araştırmacısıyım. Araştırdım, bilgimi ortaya koyuyorum. Aksini iddia ediyorsan koy sen ortaya. Sen kanıtla olmayacağını söylediğim şeyler. Ben söylediğim şeylerin olabildiğini, kesin gördüğümü söylüyorum. Hikaye anlatmıyorum yani. Kesinlikle uyguladığım, gördüğüm, verim aldığım en mükemmel sistemler anlatıyorum. Şimdi olay şu. Ana arıyla %100 alakası var. Araştırmalar da onu gösteriyor. Bilim de onu gösteriyor. Saha uygulamaları da onu gösteriyor. Şimdi yapmak gereken ne peki? Bak şuraya iyi analı, hızlı yürüyenlere, işi şartlarda seçmişiz. Zayıf olanları koymuşuz. Bu zayıf olanları bekletiyoruz. Bunlar kata gelmiş. 15-16 çıta basmış. Onlar daha 6 çıta, 7 çıtayla oyalanıyor. O zaman yapmak gereken bunlara, dediğim gibi, balını alacağız, yükselteceğiz, birleştirip güçlendireceğiz. Dörder beşer kat olacak. Diğerleri ne olacak? Diğerlerinden de yine kendini kurtaran, yürümeye çalışanları yürütürüz. Bir şans daha verebiliriz. Yok doldurmayan, artık bocalayanların analarını sıkacağız. Kaliteli analardan elimizdeki imkanlar doğrultusunda yetiştirip onları yeni analarla kışa sokacağız. Seneye artık verim alırız. Veya birer bölme alabiliriz onlardan. Bal değil artık, bu yıl bal düşünmüyorum onlardan. Onları bölmeye. Şimdi araştırma sonuçları da onu gösterdiği için yapmanız gereken iyi kolonileri daha Nisan'da
Mart'ta da yapabilirsiniz ortam sıcaklıklarına göre. Havalar ısındı mı arı bal polen çekiyor oldu mu yumurtaya başladı mı bir ay içerisinde belli ediyor. Yükselen ve duran. Bakıyorsun koloninin birisinde 3 tane kapalı var. Aynı şartlarda kıştan çıkmış yan komşusuna bakıyorsun bir tane kapalı kapatamamış bile onu da. Böyle bir arıyla 3 kapalısı olanıyla yürüyeceğin haliyle birini bile kapatamamış anayla ne yürüyeceksin? Onunla yürümeyeceksin. Onu Haziran anaları en iyi analardır. Haziran çiftleşmesi iyi olur anaların. Haziran'da değiştireceğim ben öyle düşünüyorum. Allah kısmet ederse anaları. Kötülerin analarına. İyilerine yürüyeceğim. Kötülerin analarına değiştirince bir daha deneriz önümüzdeki bahara. Yine çıkanları iyileri seçeriz bala. Kötülerini koyarız. Şimdi buraya iyileri seçerken ne yaptım arkadaşlar bak. Bir de size öyle bir tüyo vereyim. Mesela bu iyilerden iki tanesini şuradan kaldırdım. Şuradan kaldırdım. Onların tarlacılar bunlara girdi. Hem bunlar güçlenmiş oldu. Bunlar buraya şuradan iki tane iyi buradan oraya götürdüm yani. Yerine şu ilerden zayıf olanlardan getirdim yerine koydum. Tarlacılar bu zayıfın yerine girdi. O zaman bunlar da güçlenmiş oldu. Şu an 1,5 çıta falan arıydı şu. 5 çıtayı rahat bastı. Öbürü de öylesine 6 çıtayı da o basmıştır şu an. Gayet güzel gidiyor. Hem bir öyle arıyı güçlendirmiş olduk. Hem güçlüleri bir tarafa seçmiş olduk. Hem de zayıflar bir tarafta olduğu için yağma riskini azalttık. Ve bunlara artık el bebek gül bebek bakıp çoğaltacağız bunlardan. Haziran'da bunlardan bölmeleri ikiye bölersek, analarını da değiştirirsek bunlar da öyle yürür. Şu büyükler de aşağı yukarı Haziran'da katları birleştiririz. İki kovanın bir kovan yaparız. Öbür ikiyi de bir kovan yaparız. Destekleri de Haziran Temmuz'a yakın. Destekleri de kaldırırız yerinden. Tarlacılar da öbürüne girer. Ne olur öbürü 3 kat. Bir katta biz atsak 4 kat. Dörder katlı arı olur 2 tane orada. 4 tane ya. 2 tanesi dörder katlı olur. Geri kalan 2 taneyi de bölmelere alırız. Götürürüz buradan kaldırırız. Tarlacısı da öbürüne girer kaldırdığımızda. En yakınına girer. Çünkü şunu kaldırsak öbür ortadakine girecek mecbur en yakınına. Öylelikle tarlacısını da birleştiririz. Kuvvetli nüfusla Temmuz akımına, Haziran'da başlar bizim burada akım da asıl yoğun akım Temmuz'da olur. Temmuz'a 3 kat 4 kat kolonilerle sokarız. Onlardan bal alırız. 60-70 kilo bal öyle alınır. Bunlardan da bölme aldık mı işte size süper bir taktik. Böylelikle arıç yapıyor mu? Bilinçli yapacağım. Mesela 300 kolonin var. Bu 300 kovanı 100'ünü bala yatır, 200'ünü bölmelere ayır, desteğe ayır. O 100'ü de yükseltebiliyorsan öbür desteklerden al yükselt. Ne kadar çok nüfus o kadar çok bal arkadaşlar. Nüfusla bal doğru orantılıdır. Şahin Orhan kulelerini kurmanızı diliyorum, istiyorum. Bal istiyorsanız. Şahin Orhan kuleleri de 4 kat en az 3-4 kata çıkmayı gösteriyor. 5 kat yapabilirsen yap. Korkma vebalini bana at. 5 kat yap. Canavar gibi olsun. Olay bu arkadaşlar. Kat atma tekniğinde benimki farklı biliyorsunuz. Oğul verdirmemek için. Aşılara bakıyorum bu arada da. Oğul verdirmemek için de benim tekniği kullanırsanız kat atmada. Benim teknikte yan taraflar boş olduğu için arı sıkışmıyor. En azından ana arı hatası da olmaz zaten kata geçmiş 2 kat 3 katlı koloniler. Demek ki iyidir anayı değiştirmezler Haziran'dan sonra. Ana değişim süreci pek olmaz. Yani olsa da çok nadirdir. O yüzden arıcının hatasından dolayı olan oğul eğilimini önlemiş oluruz. Yan taraftaki boşlukları ikişer çıtalık sağda veya solda boşluk bırakıyoruz ya. Bizim o bıraktığımız boşluklar sağda veya solda ikişer çıtalık boşluklar bir sigorta oluyor oğul için. Arı oraya dalak atacak, orada yatacak, edecek.
Biz uyanırız zaten 10 gün sürer oralara dalak atması. 10 günlük bize zaman kazandırır anlarız. Arı çıta istiyor, petek istiyor, kat istiyor neyse. O yüzden biz hata yapmamış oluruz en azından. Arada yaparsa hata yukarıdan açınca zaten neresine bakıyoruz meme yapan arının. Üst kata çıkar ana arı direkt yumurtlamaya. Şey koymadığım için ızgara. Üste bakarız günlüklerin olduğu yere meme var mı yok mu? Yoksa aşağılara bakmaya gerek yok orada da olmaz. Böylelikle hem koloni kontrolümüz kolay olur, hem bal verimimiz artar, hem bölmelerimiz sağlıklı gider, hem güçlü kolonilerle kışlarız, arı zayiatımız sıfır olur. Arkadaşlar beğenip paylaşırsanız ikrama geçer. Teşekkür ederiz. Biz de hakkımızı helal ederiz beğenip paylaşan arkadaşlarımıza saygılar.